Herkese merhaba arkadaşlar, ben Robustan'dan İlge. Bir önceki videomuzda RFID kart okuyucuları nasıl kullanıldığını öğrenmiştik. Bu videomuzda ise ses sensörünü Raspberry Pi kartımıza nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Raspberry Pi kartı üzerinden 3.5 mm jack çıkışı ve HDMI üzerinden ses çıkışı alabilmekteyiz. Ancak ortamdaki sesi alabilmek için kart üzerinde herhangi bir giriş bulunmamakta. Ses girişini sağlayabilmek için özel şiftler veya USB ses kartları kullanılmalıdır. Bu videoda daha basit bir sensör kullanarak ses şiddetini algılayıp alarm devresini tetiklemeyi öğreneceğiz. İlk olarak ses sensörünün nasıl çalıştığını öğrenelim. Ses sensörü üzerinde bir mikrofon ve mikrofondan gelen sinyali yükseltmek için bir amfi devresinden oluşur. Amfi devresi mikrofondan aldığı milivolt seviyesindeki gerilimi yükselterek hem dijital hem de analog çıkış almamızı sağlar. Sensör üzerindeki ayarlı direnç ile dijital çıkışın hangi ses seviyesinde tetikleneceğini de hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlı direncin yakındaki LED, dijital sinyalin hangi seviyede tetiklendiğini gösterir. Ayar yaparken buradaki LED'ten kontrol edebilirsiniz. Projeyi gerçekleştirmek için çalışan bir Raspberry dışında ses sensörü, buzzer, 4 adet erkek dişi jumper kablo, 1 adet erkek jumper kablo ve breadboard gerekmektedir. Alarm anında ses uyarı verecek olan buzzer'ı breadboard üzerine boş bir yere takıyoruz. Buzzer'ın bacakları arasında artı ve eksi farkı bulunduğundan artı tarafın neresi olduğunu bilmemiz gerekli. 9 numaralı GPIO pininden buzzer'ın eksi bacağına jumper kablo ile bağlantı yapalım. 11 numaralı GPIO pininden ise buzzer'ın artı bacağına bağlantı yapalım. Raspberry Pi kartının çıkışları 3.3 volt seviyesinde olduğundan buzzer bağlarken direnç kullanmamıza gerek yok. Sıra geldi ses sensörümüzü bağlamaya. Ses sensörü üzerinde 4 bacaktan 3 tanesini kullanacağız. Ses sensörünü breadboard'un üzerine yerleştirelim. 1 numaralı GPIO pininden sensörün artı pinine, buzzer'ın bacağından gelen eksi hattan sensörün eksi hattına ve son olarak da 12 numaralı GPIO pininden sensör kartımızın D0 dijital out bacağına bağlantı yapalım. Sensör üzerinde boş kalan bacak analog çıkış veren bacaktır. Raspberry üzerine dahili analog giriş bulunmadığından dijital çıkış üzerinden sinyalleri okuyacağız. Devremizi tamamladık. Hemen kod kısmına geçelim. Proje için gerekli olan kodu yukarıdaki veya video açıklamasındaki blog sayfamızdan indirebilirsiniz. Kodu indirdikten sonra Pi klasörü içerisinde mic.py olarak kaydediyoruz. Kayıt işleminden sonra terminal ekranından python boşluk mic.py yazıp enter tuşuna bastığımızda kodumuz çalışacaktır. Sensöre ayarlanan eşik değeri üzerine bir ses geldiğinde alarm verecektir. Eğer istediğinizden çok düşük veya çok yüksek seviyelerde sistem devreye giriyorsa üzerindeki ayarlı direnç yardımıyla bu seviyeyi ayarlayabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve şuradaki butona basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdaki ve soldaki içerikleri tıklayarak da diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.